süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güzelli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları yılında yapılan bir festival davasıyla ilgili karşı karşıya kaldık maalesef. Fındıklı yerel demokrasinin beşiğidir. Biz bu şehrimize sahip çıkacağız. Biz yerel demokrasimize sahip çıkacağız. Fındıklı Belediye Başkanımıza karşı yürütülen bir dava ile karşı karşıyayız. Fındıklı'da üretilen, Fındıklı halkının yönetime katılmasıyla ilgili rahatsız olanlara biz sesimizi duyuracağız. Bu amaçla bir arada olduk. Hepiniz geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen iktidarın Fındıklı'daki ve diğer belediyelerdeki mağlubiyetini hazmedemiş olduğunu görüyoruz. Kendi deyimleriyle söyleyelim. Boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Halk iktidarı eline aldı. Bu saatten sonra sizlere bırakmaz. Fındıklı'da 3 yıldır devam eden bir oyun var. Belediyeyi çalıştırmamak üzerine kurulan bir tezgah. Fındıklı Belediyesi çalışmasın diye önüne engel çıkaralım. Engel çıkaramıyorsak başka filmler, tezgahlar kuralım. Bunun için de en olmadık konuları gündeme getirelim. Buradan sesleniyoruz. Ne yaparsanız yapın, Fındıklı halkı oluşturmuş olduğu ve tüm dünyaya örnek olan, tüm Türkiye'ye örnek olan Meci kültürüyle, Meci dayanışmasıyla Fındıklı'daki tüm sorunların üstesinden gelecek ve tüm ülkeye ve tüm dünyaya örnek olmaya devam edecektir. Atatürk Parkı ile başlatılan süreç şimdi iftiralarla, karalamalarla devam etmektedir. Sürekli olarak belediye başkanımız üzerinden görevden alınacak havası yaratılmakta, sürekli tehdit edilmektedir. Siz Fındıklı Belediye Başkanı görevden alsanız ne olacak? Kaybetmiş olduğunuz iktidarı yeniden geri alabileceğinizi, bu halkın size bu fırsatı vereceğini mi düşünüyorsunuz? Demek ki siz Fındıklıları yeterince tanımamışsınız. Bu dava siyasi bir davadır. Gözdağı verme davasıdır. Burada sadece belediye başkanı ve bir arkadaşımız değil, tüm Fındıklı yargılanmaktadır. Hiç kimse yaşanılan haksızlıklar karşısında sessiz kalacağımızı beklemesin, düşünmesin. Her türlü yasal zeminlerde tepkimizi göstereceğiz. Buradan bir kez daha kafalarına göre operasyonlar yapmak isteyenlere sesleniyoruz. Bizler Nazım'ın dediği gibi değil belediye başkanımızı, gölgemizi bile çiğnetmeyiz insana. Evet, festival komitesinden ve davada birlikte yargılandığım arkadaşlar öne doğru bir gelsin. Dava arkadaşlarımız evet. Dava arkadaşlarımız gelsin şöyle. Burada üçüncü kez toplanıyoruz. Niçin toplanıyoruz? Birinci kez 31 Mart'ta güzel günler göreceğiz demiştik ve güzel günlerimiz için tam 31 Mart'ta devraldığımız mazbatayı 4 Nisan'da kapılarımızı sökmek için burada toplandık. İşte ikinci toplantı kayyum. Bu anlayışı, yönetim anlayışını kabul etmek istemeyenler kayyum söylentileri ve Fındıklı Belediyesi'nin, Fındıklı halkının iradesini çiğnemeye isteyenlere inat, halkın iradesini savunmak için toplandık. Evet, il başkanımızın söylediği gibi şimdi başka oyunlarla tekrar halkın iradesini çiğnemeye çalışanlara inat, Meci kültürünü tekrar sahiplenmek ve yarınlara çocuklarımıza taşımak için toplandık. Neden oluyor bunlar? Sözün, yetkinin, kararın Fındıklı halkında olmasını sağlamak için yola çıkan anlayışı hazmedemeyenler. Meci anlayışıyla, dayanışma kültürüyle omuzdaş olmak, sokağını, caddesini birlikte özgürleştirmek isteyen anlayışı hazmedemeyenler, karanlık istemiyoruz. Kültür sanat faaliyetleri bizim aynamızdır. Geleneğimizi geleceğimize taşıyacağız dediğimiz anlayışı kabullenmek istemeyenler,
Halkın bir kuruşu, altın kuruşu kaybolmuştu. Yolsuzluğa, yoksulluğa dur deyip her şeyi şeffaf, halkla birlikte halkı için çalışan anlayışı kabullenmek istemeyenler Fındıklı halkını festival davasıyla mahkum etmeye çalışıyorlar. Ercümentler gider kurban olur. Bu halkın özgürlüğü için, eşit kardeşçe yaşamak için hiç kimseye ilmiğimizi bırakmayız biz. Kendi ilmiğimizi halkımız için bedenimizi ölüme yatırırız. Ama siz çok beklersiniz iktidarı. Siz iktidar olamazsınız. Biz özgürlüğümüz için nice yiğitlerimiz düşse bile bu özgürlüğümüzü bizim elimizden alamazsınız. İşte tam da bu anlayışı Karadeniz'den, güneşin doğudan doğacağını söylemiştik. Karadeniz'den yükselen bu anlayışı boğmaya çalışanlara inat, boğdurmayacağız. Bizim Ercüment'le derdimiz yok. Fındıklı halkının Ercüment, kimisinin kardeşi, kimisinin abisi, kimisinin evladıyız. Ama anlayışımız asla ve asla vazgeçmeyiz. Halka rağmen değil, halkımızla birlikte halkımız için altın kuruşu arayan, yolsuzluğa ve yoksulluğa karşı eşit, özgür, kardeşçe yaşayacağımız bir ilçe yaratma anlayışıdır. Bir ülke yaratma anlayışıdır. Yanı başımızda savaşa karşı barışı haykırma anlayışıdır. Bunu boğamayacaksınız. Eşit bir şekilde o festivalde omuzdaş oldu, horon oynadı. Ama iki genç kardeşimizin tartışmasını hazmedemeyen, aslında o hazımsızlık gençlerin tartışması değil, o hazımsızlık bizim bütün engellemelere karşın halkla birlikte üretmemizeydi, kültür sanat festivali yapmamızaydı. Bir emniyet görevlisi silah kullanma talimatı çok açık olmasına rağmen infial çıkarıp orada ölüler vermek istedi. Halkımızdan, bizden dostlarımızı koparmak istedi ve havaya ateş açtı. Olayla benim uzaktan yakından ilgim yoktu. Arkadaydım. Güvenlik görevlisi olarak yağmurluğumu giymiştim. En arkada. Olay büyümesin diye çıktım. Olay görünce ve yatıştırdık. Bütün arkadaşlar beni dinledi. Fındıklı halkı dinledi. Emniyetimize gittik. Havaya ateş atan polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunduk boş kovanlarla. Vay efendim, sen misin suç duyurusunda bulunan? İki saat sonra bir kadın polise göğüs bölgesinden bu kadar aşağıya düşürülerek bu ülkece tacize, tecavüze, kadın cinayetine göz yumulurken bir belediye başkanına bu iftirayla göğüs bölgesinden kadın polis memurunu itmek ve yaralamak suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Ve o gün demiştim ki ben, sevgili Ali Said avukatıma da söyleyeyim, bu bir siyasi davadır. Bu bir siyasi davadır. Fındıklı halkının özgürlüğü ve Fındıklı halkının iradesini teslim alma davasıdır demiştim. O gün bugündür geldik. Mütalaa verildi dün. 265'e 1. Göğüs bölgesinden yaralamaktan, işte bu ülkede tacizci, tecavüzcü kravat taktı diye dışarıda dolaşıyor. Ama göğüs bölgesinden polis memuruna mukavemet etmekten Fındıklı Belediye Başkanı 6 aydan 3 yıla kadar cezalandırılmak isteniyor. Ve hak mahrumiyeti de ekleniyor buna. Yani ne? Yani ne? Yani biz sana bu yaptığın güzelliklere, bu yaptığın halkınla birlikte yönetime karşı oluşturduğun bu düzeni istemiyoruz. Çünkü siz yoksulluğa ve yoksulluğa karşısınız. Çünkü siz eşit kardeşçe yaşamak istiyorsunuz. Çünkü siz kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu aynı oranda duruyorsunuz. Çünkü siz çocuklarınıza aydınlık bir gelecek bırakmak istiyorsunuz. Bunlar suç onlara göre. Burada bu davada ilginç bir şey de var arkadaşlar.
İlginç olan ne biliyor musunuz? Hepimizin tabii ki elbette ki iddia sahibinin de tanığı var. O gün Türk vatandaşı değil, Gürcü vatandaşı ama burada yaşayan. Bugün şimdi yeni Gürcü vatandaşı, Türk vatandaşı oldum. Tanıklığıyla onun ifadesi mütalaya girmiş. Ama ne yazık ki biraz hafızanızı şey yapın. Ergenekon davasına gidin. Balyoz davasına gidin. Gezi davasına gidin. Bu davalarda ne duyuyordunuz? Gizli tanık. Şimdi gizli tanığa gerek kalmamış. Başka bir boyuta gelmiş. Tanık şahıs ifade tanıklık yapmadan önce soruşturma dosyasını biz, ben davalı olduğum halde soruşturma dosyasını alamazken soruşturma dosyasını resmi başvuruyla savcılıktan almış. Yani gizli tanık değil, taraf tanığa dönülmüş. Taraf bir tanıkla Fındıklı halkının iradesi mahkum edilmeye çalışılmakta. Bu da geldiğimiz noktanın başka bir biçimi. Evet, gizli tanıklar ortadan kalktı. Taraf ve artık yanlı tanıklarla açık, bu bir de aleni yapılıyor. Açık bir şekilde yapılıyor. Evet, Fındıklı halkının da tanıklığı yok sayılıyor. O kadar tanık var. Oradaki olayları yatıştıran belediye çalışanları ve belediye başkanıdır diye ifade vermesine rağmen hiçbiri buna, bu davada göz önünde bulundurulmamıştır. Varsın bize 3 yıl değil, 333 yıl yazın. Ama bu halkı hiçbir zaman mahkum edemeyeceksiniz. Varsın bizi ömür boyu yasaklı kılın. Dün şiir okudu diye cezaevine girdi ve mağdur oldum diyenler bugün varsın. Bizi halkımızın yanında durduk diye ömür boyu hak mahrumiyetine mahkum etsinler. Bizim için halkımızın gönlündeki yerimiz önemli. Bizim için halkın kendi iradesine sahip çıkmak önemli. Sizin yazdığınız cezalar bize vız gelir, bize vız. Evet, bunu yapmak isteyenler eşit, özgür, kardeşçe yaşadığımız ilçemizde ötekileştirerek toplumsal gerginlik isteyenlerdir. Fındıklı halkının iradesini tanımak istemeyenlerdir. Yani o Mart'ın sonunda getirdiğimiz baharı hazmedemeyenlerdir. Yani bütün engellemelere rağmen Fındıklı'yı güzelleştirmek için burada bulunan halkımızla birlikte ve burada bulunamayan dostlarımız ve halkımızla birlikte ilmik ilmik ören sizin anlayışınızı hazmedemeyenlerdir. Yani kapıda yazdığı gibi sözün, yetkinin, kararın Fındıklı halkına olmasını hazmedemeyenlerdir. Yani dün kayyum atamak için çaba harcayıp da beceremeyenler bugün başka yolla Fındıklı halkını teslim alabilir miyiz diyenlerdir. Yani halkıyla birlikte halkı için çalışanları hazmedemeyenlerdir. Yani şeffaf bir şekilde toplumcu belediyeciliği, halkçı belediyeciliği hayata geçirenleri hazmedemeyenlerdir. Yani bizim deyimimizde meciyi, haydi meci var dediğimiz zaman türkülerimizle, zılgıtlarımızla, halaylarımızla, baklavamızla, böreğimizle, yaptığımız erzağımızla çay bahçesine giden, tarlasında ortak çayını toplayan, terini aynı yazma ile silen anlayışı hazmedemeyenlerdir. Varsın kendi hukuksuz sisteminize bizi cezalandırın. Varsın sizin yasaklarınız bizi yasaklasın. Ama şunu unutmayın ki o cezalarınız halkımız kabul etmeyecektir. İnanıyoruz ki evet, yine vicdanlı hukuk insanları var. Bu cezalara vicdanlarıyla bakıp yine hukukun üstünlüğünü savunacak olan hukukta hukuk insanlarımızın olduğunu düşünüyoruz. Biz o hukuk insanlarının vicdanlarına da sesleniyoruz ama her ne yaparsanız yapın, bu hukuksuzluğa karşı er ya da geç halkın gerçek demokrasisi ve adaleti iktidar olacak. Bundan da hiç kimse kaçamayacaktır.
Dün Gezi davası vardı. Dün bu ülkenin üniversite sınavlarında ilk binine giren çocukları, yani Boğaziçi öğrencilerin yargılandığı dava vardı. O davalarda olduğu gibi şimdi de dün yine aynı tarihi şeyde Fındıklı'nın Meci'sinin davası vardı. Siz Meci'yi kelime olarak bile yasaklasanız, yıllarca mahkum etseniz bile başaramayacaksınız bizim Meci'yi yok etmeniz. Ne Gezi, ne Boğaziçi, ne Meci'yi mahkum edebilirsiniz. Onlar halkımızın en önemli yerlerinde, yani kalplerinde, zihinlerinde anlayış olarak yer aldılar. Söz, yetki, karar Fındıklı halkının. Meci anlayışıyla halkımızla birlikte çocuklarımız için aydınlık yarınlar için çalışacağız. Asla ve asla bize boyun büktüremeyeceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dün Gezi davası vardı. Dün bu ülkenin üniversite sınavlarında ilk binine giren çocukları, yani Boğaziçi öğrencilerin yargılandığı dava vardı. O davalarda olduğu gibi şimdi de dün yine aynı tarihi şeyde Fındıklı'nın Meclisi'nin davası vardı. Siz Meci'yi kelime olarak bile yasaklasanız, yıllarca mahkum etseniz bile başaramayacaksınız bizim Meci'yi yok etmeniz. Ne Gezi, ne Boğaziçi, ne Meci'yi mahkum edebilirsiniz. Onlar halkımızın en önemli yerlerinde, yani kalplerinde, zihinlerinde anlayış olarak yer aldılar. Söz, yetki, karar Fındıklı halkının. Meci anlayışıyla halkımızla birlikte çocuklarımız için aydınlık yarınlar için çalışacağız. Asla ve asla bize boyun büktüremeyeceksiniz. Asla ve asla o kapı kapanmayacak. Siz kapalı kapılar ardından yolsuzluklarınızı, yoksulluklarınızı, adaletsizliklerinizi sürdürün. Bizim kapılarda kardeşlik var, eşitlik var, ortak yönetim var, ortak akıl var. Hiç kimse Fındıklı Belediyesi'nin kapısını artık kapatamayacak. Her şey şeffaf, açık, eşit, özgür bir şekilde olacak. Geçmiş olsun. Yallah devam. Geçmiş olsun. Başkan geliyor.